Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Hicr suresinden 45-60. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. İnnel müttakine fî cennetin ve uyun. Müttakiler cennet bahçelerinde ve pınarlarda, pınar başlarındadır. Uduhuluhe biselamin aminin. Ve selametle, emin bir şekilde o cennetlere girin. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانَ Ve biz onların kalplerindeki her türlü kin, kötülüğü söker alırız. Artık onlar birbirleriyle kardeş olurlar. عَلَى سُرُرٌ مُتَقَابِلٍ Ve karşılıklı cennet iskemlelerinde otururlar, sohbet ederler. Burada Allah-u Teala müttaki olan takva sahibi kimseler için cennetlerden bahsediyor ve bazı özellikleriyle cenneti bize anlatıyor. Cennet kelime itibariyle düşündüğümüzde bahçe anlamında ve cennet bahçeleri diyoruz. İşte her taraf yemyeşil, her taraf en güzel çiçeklerle, en güzel ağaçlarla dolu. Cennet denildiğinde ilk anda hatıra gelen belki bu gibi şeyler. Ancak dünyada cenneti hatırlatan bazı güzel şeyler vardır. Bunlar cennete bir misal olabilir, bir numune olabilir ama cennet bunlardan çok daha güzeldir. Ve bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de cennet anlatılırken مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ Müttakilere vaad olunan cennet şuna benzer diye ve misalle bunun anlatıldığı bize ifade ediliyor. Ve artık insanlar orada selamette olacak, emniyette olacak. Bu dünyada insanlar tümüyle selamette değil, tümüyle emniyette değil. Her birimizin nice problemleri var, nice dertleri var. Ve her insanın ne kadar böyle sıkıntıları var. Ama cennete gidildiğinde artık orada bir sıkıntı olmayacak. Orada insanlar huzur içinde, emniyet içinde hayatlarını devam ettirecekler. Tanıdığımız bir zat, değerli bir öğretim üyesi, şeker hastası. Kendisine demiştim ki, hocam bunun bir tedavisi yok mu? Evet dedi, var. Ben sordum, hocam nasıl oluyor dedim. Şunu söyledi, dedi ölünce bitiyor. Artık ölünce hiçbir dert kalmıyor. İşte ehli iman, imanla bu dünyadan gittiklerinde bütün dertleri bitecek ve emniyet içinde, huzur içinde, selamet içinde, cennet bağ ve bahçelerinde hayatları devam edecek. Şu hatıra gelebiliyor. Şu dünyadaki ehli iman bazen kendi aralarında problem yaşıyorlar. Her ikisi de cennete gittiğinde, birbiriyle problemi olan insanlar cennete gittiğinde bu problemler orada devam edecek mi? Hayır, bu problemler orada devam etmeyecek. Ayet-i Kerime وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ buyuruyor. Yani onların kalplerinde, sadırlarında kin, düşmanlık gibi ne kadar kötü duygular varsa biz onları söker alırız. Diğer alemdeki yaratılış yeni bir yaratılış. Böyle olunca o yeni alemin şartlarına göre insana vücut verilecek. İnsana hisler verilecek. Ve artık orada birbirine düşmanlık, birbirine kin duymak bu gibi şeyler olmayacak. Yoksa birbiriyle problemli olan insanlar cennette beraber olduklarında orada da problem yaşarlar. Cenneti adeta cehenneme çevirirler. Nasıl ki yaşlı insanlar cennete gittiğinde yaşlı olarak diriltilmeyecek, genç yaşlarında diriltilecekler. Onun gibi insandaki o menfi duygular, kötü duygular, onlar da cennette yer almayacak. Onlar tümüyle cehenneme gönderilecek. Yani o gibi duygular, bütün menfi şeyler cehenneme gönderilecek. Ve bir de alâ sürurun mütegâbilin, onlar karşılıklı cennet iskemlelerinde birbirleriyle sohbet edecekler. Bu da cennetin en büyük nimetlerinden birisi. Nasıl ki şu dünyada sohbeti ihvan, dostların bir araya gelip tatlı tatlı sohbet etmesi en büyük nimetlerdendir. Diğer alemde, ebedi hayatta, o cennet hayatında insanlar birbirlerine anlatacak çok şey bulacaklar. Çünkü her insan kendi hayat filminin başrol oyuncusu ve her insanın hayatında kayda değer çok önemli olaylar var. Anlatılmaya şayan
çok önemli durumlar var. Diğer aleme gidildiğinde bunlar orada konuşulacak. Ve artık tümüyle rahat, tümüyle problemler bitmiş vaziyette bir araya gelecekler ve birbirleriyle tatlı tatlı sohbetler edecekler. Dünyada şöyle şöyle yapmıştık, dünyada şunlar başımıza gelmişti. Bunları hoş bir hatıra olarak anlatacaklar. Nasıl ki askere gidenler, velev şartlar zor da olsa döndüklerinde zevk ve lezzetle o günleri anlatıyorlar ve anlata anlata bitiremiyorlar. Şu dünyada da herkesin başından önemli olaylar geçmekte. Bunlar diğer alemde konuşulacak ve gerçek tarih orada ortaya çıkacak. Orada insanlar gerçekten tarihte olup biten olayları gerçek görüntüleriyle görecekler. لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبْ Onlara orada bir yorgunluk arzu olmayacak. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ Ve onlar oradan çıkartılmayacaklar. Dünyada hepimize yorgunluk arız oluyor. Her gün 6-7 saat uyumak durumunda kalıyoruz. Ve gün boyu çalışma insanı gerçekten yoruyor. Ama diğer alemde yorgunluk yok, diğer alemde uyku da yok. Diğer alemde uykunun olmayışı bazı insanlar tarafından böyle güzel bir nimet neden yok hatırlarına gelebilir. Orada yorgunluk olmayınca uykuya da ihtiyaç olmayacak. Zaten uykudaki hayat pek de hayattan sayılmıyor. Evet insan dinleniyor ama o anda aktif bir şey yapamıyor. Diğer alemde öyle bir yorgunluk da olmayacak ve bunun neticesinde uyku gibi bir şey de söz konusu olmayacak. Oradaki hayat dünyadaki şartlardan çok daha farklı bir şekilde devam edecek. Ve onlar oradan çıkartılmayacaklar. Yani cennette ebedi kalacaklar. Cennet çok büyük bir nimet. O büyük nimetten daha da büyüğü cennette hayatın devam edecek olması. Eğer gün gelse cennet hayatı bitse o geçici lezzetler insanlara ızdırap verir. Eyvah buradan çıkartılacağız diye bulundukları zaman dilimi içinde de istifade edemezler. Izdırap duyarlar. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarıma haber ver ki ben gafur rahimim ve enne azabi huvel azabül ilim ama benim azabım ilim azap da işte odur. Kur'an-ı Kerim iman küfür muvazenelerini daima yapıyor ve her şeyi anlatırken dengeli bir şekilde korku ümit arasında insanlar olacak şekilde o tarzda bize bildiriyor. İşte Cenab-ı Hak gafurdur rahimdir. Sonsuz bağışlayıcı, sonsuz merhamet edicidir. Ama aynı zamanda Allah-u Teala elim azabı olan ve celali isimleri bulunan bir zat-ı zülcelaldir. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın hem rahmetini düşünmeli hem de azabını düşünmeli. Rahmetini düşündüğünde rahmetine mazhar olmak için dua eder. Allah'ın azabını düşündüğünde o azaba düşmemek için, girmemek için Allah'a iltica eder. Allah'ın azabını düşünmek bizi günahlardan alıkor ve bizi müttakilerden yapar. Allah'ın rahmetini düşünmek bizi salih amellere sevk eder ve Allah'ın emrettiği şeyleri yapma hususunda bize çok muazzam bir teşvikte bulunur. Demek ki manevi hayatımızın dengeli olabilmesi için hem Allah'ın rahmetini düşünmeli hem de Allah'ın azabını hatırdan uzak tutmamalıyız. Bu ikisini beraber götürebildiğimizde bir kuşun nasıl ki iki kanadı var, o iki kanadıyla dengeli bir şekilde uçabiliyor. Korku ve ümit bizim manevi hayatımızda iki kanat görevi yapar ve bizi ubudiyetin en yüksek makamlarına doğru yükseltir. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِمْ Ve onlara İbrahim'in misafirlerinden haber ver. Burada bir kıssaya bir giriş yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bize kıssası anlatılan peygamberlerden birisi Hazreti İbrahim, Ebu'l-Enbiya peygamberlerin atası ve Kur'an-ı Kerim'de onunla alakalı çok bahisler var. Bir bölümü de burada yer almakta. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ O misafirler İbrahim'in yanına varmışlardı. فَقَالُوا سَلَامَ Selam demişler. Selam vererek girmişlerdi. قَالَ
İnna minkum becilun. Ve İbrahim baktı ki bunlar yabancı kimseler ve hiç görmediği kimseler. Bunun neticesinde biz sizden korkuyoruz dedi. Yani siz kimsiniz? Nedir bu durum? Hayret içinde kaldı. Daha sonrasında öğreniyoruz. Bunlar melekler. İbrahim'in misafirleri melekler ve Hazreti İbrahim'e bir müjdeyi vermek için gelmişler. Oradan da yollarına devam ediyorlar. Ve yolları üzerinde Hazreti Lut'un yanına uğrayacaklar ve Lut'un kavmini helak edecekler. Bunun için gönderilmiş olan melekler. Buradan anlıyoruz ki Allah-u Teala melekleri insan suretinde de gönderebiliyor. Burada bir peygamber bile, Hazreti İbrahim gibi en büyük peygamberlerden birisi, onları gördüğünde tanıyamadı. Hatta yabancılıklarından, durumlarından biraz da endişe etti. Biz sizden korkuyoruz dedim. Kur'an'ın başka yerinde anlatıldığı üzere hemen onlara yiyecek getiriyor. Hayvanlarından birini kesiyor ve onlara getiriyor. Ama onlar ondan yemiyorlar. Malum melekler bizler gibi bu tarz maddi gıdaya muhtaç değildir. Onlar yemeyince İbrahim Aleyhisselam yememelerinden dolayı bir korku içinde oluyor. Bunlar acaba niye geldi? Ve bunu telaffuz da ediyor. Biz sizden korkuyoruz diyorlar. Bunun üzerine melekler teminat veriyor ve rahatlatıyorlar. قَالُوا لَا تَوْجَلْ Yani bizden korkma. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ Bilge bir çocuğu biz sana müjdeliyoruz. Malum İbrahim Aleyhisselam'ın hanımından çocuğu olmadı. Ve bundan dolayı biraz da bir burukluk söz konusuydu hanımı tarafından özellikle. Gelen melekler onların o yaşlı hallerinde çocukların olacağını müjdeliyorlar. Hem de bilge bir çocuğun olacağını müjdeliyorlar. Gale ebeşşertumuni ala emmesseniyel kibar. Yani ben bana yaşlılık dokunmuş, yaşlı bir vaziyetteyim. Şu ihtiyar halimle mi febime tübeşşirun beni müjdeliyorsunuz? Yani ben yaşlı bir haldeyken, şu ana kadar çocuğum olmadı, şimdi mi çocuğum olacak? Neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz? Galu beşşarnake bil hak. Yani dediler ki gerçekten seni müjdeliyoruz. Yani bu sadece bir teselli değil. Gerçekten senin çocuğun olacak. Fela tekun minel gafilin minel ganitin ve sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi. Gale وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ Allah'ın rahmetinden ümidini kesen dalalette olanlardan başka kimdir? Yani ancak dalalette olanlar Allah'ın rahmetinden ümidini keser. Bana Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yakışmaz. Ve böylece gerçekten bu müjde yerini de buluyor. Allah-u Teala o yaşlı halleriyle ve hanımı çocuğu olmaz bir kimse durumundayken Allah-u Teala onlara evlat nasip ediyor ve böylece nesli devam etmiş oluyor. Gale fema hatbukum eyyuhel murselun ve İbrahim Aleyhisselam şunu söyledi. Yani başka ne işiniz var ey elçiler? Başka göreviniz ne? Onlar da dediler ki galu inna ursilna ila kavmin mücrimin. Mücrim bir kavme biz gönderildik. İlla âle Lut, Lut âli, Lut'un ailesi ve ona tabi olanlar müstesna. İnna le munecuhum ecmain. Biz onların hepsini kurtaracağız. İlla emraate, hanımı dışında. Gattarnâhe innehe le minel gâbirin. Onu geride kalanlar arasında belirledik. Yani o Lut ile beraber kurtulanlardan olmayacak, helak edilenler arasında yer alacak. Burada şunu da görmekteyiz. Demek ki aynı dönemde Allah-u Teala değişik peygamberler gönderebiliyor. Günümüzde insanların birbiriyle iletişimi çok daha kolay. Dünya adeta bir köy halini almış. Dünyanın her tarafında olup bitenler her tarafında adeta duyulabiliyor. Radyolarla, televizyonlarla, hatta canlı yayınlarla dünyanın öbür ucundaki bir olay aynı anda
dünyanın her tarafında izlenebiliyor. Ama 1000 yıl öncesi, 2000 yıl öncesi, 3000 yıl öncesi o zamanları düşündüğümüzde o zamandaki insanlar birbirinden kopuk, dünya gayet geniş, nüfus az, insanlar grup grup değişik yerlere yerleşmiş, bir köyde meydana gelen bir olay belki birkaç ay sonra diğerinde ancak duyulabiliyor. Herkes kendi dünyasında yaşıyor. Böyle olunca likülli kavmin hayat, her kavim için bir yol gösteren var. Bir peygamberin bütün insanlığa gönderilebilmesi o günün şartlarında mümkün değil. Bundan dolayı Allah-u Teala değişik topluluklara aynı zaman diliminde peygamberler göndermiş. İşte Hazreti İbrahim peygamber, Hazreti Lut da peygamber. Hazreti İbrahim Nemrut'a karşı mücadelesini veriyor ve bu arada Allah'ın dinini diğer insanlara tebliğ ediyor. Hazreti Lut da kendi kavmi içerisinde Allah'ın dinini tebliğ etmeye çalışıyor. Ancak Lut kavmi bunlar daha önce başkalarının yapmadığı bir pisliği yapıyorlar ve erkek erkeğe münasebetleri homoseksüel bir kavim ve bundan dolayı bu kavim cezalandırılacak. İşte Allah-u Teala bununla alakalı melekleri gönderiyor. Ve meleklere yan bir görev gibi adeta asıl görevleri Lut kavmini helak etmek. Ama bu arada Hazreti İbrahim'in çocuğu olacağı müjdesini de geçerken Hazreti İbrahim'e uğrayarak haber veriyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam onların helak edileceğini böylece öğrenmiş oluyor. Daha Hazreti Lut'a bilgi gelmeden, o durumu bilmeden İbrahim Aleyhisselam o kavmin helak edileceğini öğreniyor. Ve gelen bu elçiler, melekler insan suretinde geliyorlar ve bir beşer şeklinde temessül ederek geliyorlar ve bunlar Hazreti Lut'un kavmini yerle bir edecek, helak edecekler. Ve helak edilecekler arasında Lut'un hanımı da var. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu olaya dikkat çekilir ve imanın doğrudan bir taleple olduğu, talep olmadan zorla kimseye iman verilmeyeceği ayet-i kerimelerde nazara verilir. Misal olarak da Lut'un karısı ve Hazreti Nuh'un karısı, bunlar misal olarak da anlatılır. Bunlar her birisi peygamber hanımıydı ama böyle olmakla beraber iman etmek kendilerine nasip olmadı ve bu insanlar küfrü tercih ettiler, dalalet yolunu tercih ettiler. Bunun neticesinde Nuh'un hanımı Nuh tufanında helak olanlar arasında yer aldı. Lut'un hanımı da o kavim yerle bir edildiğinde, gökten başlarına taş gibi, yağmur gibi taşlar yağdığında o da helak edilenlerden oldu. Cenab-ı Hak tam bir istikametle günahlardan uzak, tertemiz bir hayatı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.